Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir kitap tanıtım videosuyla karşınızdayız. Geçtiğimiz ay Kronik Taptan basılan Timur'un Sarayında adlı eseri tanıtacağız bugün. Eser eski Fransızcadan Türkçe'ye Ahmet Deniz Altınbaş tarafından tercüme edildi. Ahmet Deniz Altınbaş hocamız zaten bu tarz tercüme eserleriyle meşhur bir hocamız. Kendisi eski Fransızcaya olan hakimiyetini kitaplara çok iyi yansıtmış ve çok başarılı çeviriler gerçekleşmiştir. Bunun dışında tabi okuyucuyu bu tarz tarihi metinlerin çevirmesinde en önemli nokta olan tarihi bilgilerden de mahrum bırakmamaktadır. Bunun dışında kitabın kapağı gerçekten çok başarılı. Zaten Kronik Kitap bu işleri çok iyi yapıyor. Okuyucu hiç ilgisi olmasa bile Kitabın kapağına bakıp alasınız gelebilir öyle söyleyeyim. Editörü can uyar zaten en kronik kitabın çıkardığı birçok kitabın de kendisi yapmaktadır. Bu şekilde yani kitap kısa bir kitap rahatlıkla bir günde okuyabileceğiniz bir kitap ve çok Açık yani dipnotları olsun vesaire hiç soru işareti bırakılmamış. O zaman kitabın içeriğine geçelim. Kitabın içeriğine geçmeden önce kitap gerçekten bizlere bambaşka bir Timur portresi çizmektedir. Yani ben Timur'la ilgili birçok kitap okudum fakat hani o kitaplara bahsedilmeyen, değinilmeyen bilgilere bu kitapta ulaştım. Ee, kitap genel olarak 3 ana bölümden oluşmaktadır. Kitabın birinci bölümünde Timur, Miran Şah ve Fransa Kralı arasındaki yazışmalar anlatılmış. Burada benim en çok dikkatimi çeken husus Fransa Kralı Altını Charles'ın Timur hakkında övgü dolu kelimelere yer vermesiydi. Burada bir Avrupa hükümdarının Timur hakkında bu tarz ifadeler kullanması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Ve Timur'un büyüklüğünü de burada bize aslında yani göstermektedir. İkinci bölüm biraz daha nispeten... Duran geçen bir bölüm varmış. Burada Timur hakkında diğer muhtelif kaynaklarda geçen bilgiler aktarılmış. Tabi bunlar yine latincelen tercüme. Yani burada çok büyük bir emek var aslında. Çünkü tercüme yapmak zor bir iş. Kitabın son bölümü belki de en önemli, en etkileyici bölümde ise... ...birçok alt başlık altında kısa kısa Timur hakkında bilgiler verilmiş. Bunların bence en önemlisi... Timur'un en sevdiği şeyler olan kısımdı. Yani bu biraz magazinsel oluyor ama dikkat çekiciydi. Burada Timur'un en sevdiği renkler, en sevdiği takılar, giymeyi sevdiği giysilerden bahsedilmiş. Bunlar hani diğer kaynaklarda bulamayacağımız bilgilerdi. Bu yüzden bence kitabın en önemli alt başlıklarından bir tanesi de buydu. Onun dışında Timur'un ihtişamı ve kudreti ismi bir bölüm var. Sayfa 63'te. Orada yine Timur'un itişamıyla ilgili güzel örnekler verilmiş. Hükümler olduğu kısa süre içerisinde birçok yerde harp etti. başta Moğol İmparatoru olmak üzere sayısız kralı ve hükümdarı dize getirdi. Bunların arasında da Büyük Türk de var. Burada Timur ve Beyaz arasındaki o 1402'de yapılan Ankara Savaşı anlatılmış. Ve burada da yine bilinci birinci elden bir kaynak olduğu için gerçekten önemli. Yani verdiği bilgiler açısından. Oraya uzun uzun anlatmayacağım. Fakat kitabın içerisinde bunu da bulabilirsiniz. okumanızı tavsiye ederim. Üçüncü bölümde Timur Bey'in ordusundan bahsediliyor. İtişamlı ordusundan bahsediliyor. Hatta kaynaktaki bilgiye göre 800 bin ya da 1 milyon arasında bir asker sayısına sahip olduğu hatırlanıyor. Bunların içerisinde belki de en dikkat çekici olan 40 tane file sahip olması bu da kaynakta belirtilmiş ve bu ve bunun gibi yani burada yine Timur Bey'in servetinden bahsediliyor işte soyundan vesaire bu tarz kısa kısa bilgileri kitapta çok rahat bir şekilde bulabilir ve okuyabilirsiniz. Timur'u tanımak açısından bence çok önemli bir eser olmuş. Bildiğimiz Timur dışında farklı bir Timur portresi de görmekteyiz burada. Timur ile ilgilenen tarihçilerin mutlaka edinmesi gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok da yormayacak bir kitap. Şiddetle tavsiye edebilirim. Ve son olarak Ahmet Deniz Altınbaş hocamıza yani böyle bir kitabı literatüre kazandırdığı için ve ayrıca bu kitabı bize yolladığı için teşekkür ederiz.